Onu toplayın. Dede kız biz artık bol çay içsin. Hadi lan. Hadi Yeşil hadi. Gördün mü? Erfen nasıl çağırıyor? Yeşil de etmiyor. Yeşil ne demek ne ye? Benim ben yani en beğendiğim şey böyle bir yaşam. Öğlen yemeğine ye. Süper. No. Benim inekli abi. Senin inekli abi. Aynen. Aynen. Yalnız benim inekli abi o. Lan kızım. Yukarıdan o var. Bu iş hiç olmadı. Motorundan git, motorundan gel. Dudanı uçur, dudana bak. İlk ay sen beni boş ver de sen bir 7-8 kilo daha atmış seninki. Ben de değil. Kimi? Ahmet alıştı 3-4 gün dur kıda geliyor. Oğlum dedi kıda değil lan köpek mallısınız, manyak mısınız dedi 4 sene önce değil mi? Kıda değil lan köpek aldık. Böğütlen toplayan ablalarımız gelmiş. Bir onların yanına gidelim. Bir bakalım. Böğütlen topluyorlar. Bir daha da muhabbet edelim. Bir de çay falan bir şeyler yapalım götürelim. Söyleyelim de gitmeden çay da içeriz onlarla beraber. Tanıyalım hem de bir. Bu aralar böğütlen zamanı. Herkes böğütlen yemeye geliyor. Toplamaya geliyor. Bir de onlarla bir video yapmış oluruz. Dağda Yaşam Ailesi olarak. Herkese selamlar. Dağda Yaşam Ailemize de selamlar. Kaan ablam iyi gelmiş. İstanbul'dan gelmişler. Böğütlen toplamak için. Bilge ablam falan da gelmişler hep beraber. Şahan abla. Efendim. Tam böğütlemenin zamanında geldiniz. Aynen çok güzel. Bilmeyen. Bir de bizim burada da köpekler var diye gelen de yok. Ya biz gerçekten çok şanslıyız. Allah razı olsun. Yok. Annen de. Dedim aynen. Böyle girin burada toparlayın. Gelin gelin tabii ne demek her zaman yani gelin. Yani bir doğal böyle ne bileyim tadını anlatamıyorum. Farklı bir şey bu. Doğal olarak ondan sonra hani tad olarak. Aynen abla. Bilmiyorum ben yani en beğendiğim şey böyle bir yaşam. Öğlen yemeğine ye. Sabah kahvaltısını yaptın lan bak tok her şekilde tok tutuyor. Ondan reçel sonra... mi yapıyorsunuz değil mi? Reçel, marmelat yaptım, reçel yaptım. Evet. Ondan sonra yemesi çok güzel. Hele hele kurutuyorum. Bu şunu da yani bu yaptığımda şey dolaba koyup böyle dondurucuda o şekilde yapacağım. Kışın diyorsunuz. Bilge ağlam sen de toplayın. Turşusunu mu kuruyorsun sen? O da İstanbul'a kızına gönderiyor. tamam tamam. Dere o hızlı topluyor. Çağın abla. Aynen. Hızlı gitmiş. Gönderecek de. Ses yok yani. İstanbul'a gönderecek. O şekilde. Bilgi oğlum eskilerden bilir nasıl edeceğini. Ay evet. Bu atla. Üstlere bakıyorsunuz atlara bakmıyor. Bu arada aynen. Bu arada Sevgi ablamı da çokça selamlar gönderiyorum İstanbul'a. Yani Sevgi orada mutlu. Burada olmasını çok istiyordum. Sevgi Mutlu ablamız. Sevgi Mutlu ya. Bizi de destekliyor annem sağ olsun. Aynen aynen yani. Allah razı olsun onlardan. Bana da aynı. Bak toplayın ona da bir. Tamam onu da götüreyim inşallah. Dedi oraya gidip de dedi. Yani oraya varıp da İlken yanına gitmezsen dedi. Ne bileyim dedi böyle. Allah razı olsun Şahan ablam. Şahan ablam İstanbul'da da sucuk satışları yapıyor. Evet, ablamız örnek olacak bir... çalışan bayanlarımızdan öyle anlayın. Kendisi sucuk ticareti de yapıyor. Evet. İstanbul'da yapıyor bunları. Patates, sucuk, nohut, fasulye o şekilde. Hepsini yapıyor değil mi abla? Aynen o şekilde. Ablamız hepsini yapıyor. Arabasıyla gelip gider devamlı. Aynen. Buradan götürür. Afyon'dan İstanbul'a taşıyoruz yani. Yani lezzeti buralardan oraya götüren ablamız. Kılırmıyor. Zaten biz aktif bir insan olduğumuz için duramıyoruz. Bir şeyle yapmamız lazım. Ne güzel abi. Herkes sizler. Yani. Sizlere durmaya, örnek alsın herkes. Kadın durmaya değil mi? Aynen aynen. Hiç duramıyoruz ben yani. Ben mesela eve gitsem dalga geliversem garibelsem bir işe bir çaba var yani sanki bilmedi bir yere gidiyor. Ben de şimdi aynı şekilde müşterilerim var telefon çekiyor kargo yapıyor ama yine de durmuyoruz. İlla aynen. Gideceğim oraya. Yavaş yavaş toplayalım daha aynen. Muhabbet edelim. Bunu ne var demle mi içersin? Sen büyütlemle idamen memeliyim. Onu toplayın. Dede kız biz artık bol çay içsin. Hadi lan. Hadi Yeşil hadi. Gördün mü? Erfen nasıl çağırıyor? Yeşil de etmiyor. Yeşil ne demek ne ye? Yeşillerden mi? Pambıllardan aslında normalde. Erfen jazz yapıyor. Pambıl. Dede anam babam o valla. Kimseden yok feyda. Senin var mı? Kardeşlerden bula. Herkeste. Olsa da kardeş ne diyeyim? Ben kardeşlerimle oğlanlarla iyi geçim. İyi geçiniyorsun da o ayrı şey. Herkesin kendi evi. Vallahi yine de anam babam kardeş. Aynen aynen. Şey yani adam farklı şey tabii ki.
Lan İbrahim emin kayıp mı alıyorsa gel inme. Dede. Ben de oraya veriyorsun. Aldı. Hadi lan hadi lan. Vallahi böğürtem koyup gelemeye varıyorum varıyorum diye. Üzüm gibi sallanmış orla. Taksinin arasından da yeri hele biri. Aç buradan geliyor. Şunların içinde bir şey varmış, yuvarlak bir şey varmış. Kansere falan yani çok şey ne bileyim etkili bir ilaçmış bu aslında. Eşek diken değil mi o? Eşek diken. Öyle diyorlar ama küçük bir şey var hemen. Böyle az küçük. Çakır diken değil mi Emine? He, çakır diken değil. Çakır diken. Nereye geliyor mu? Mesela o da farklı, biraz daha büyümüş hali. O daha farklısı. Ha eşek, senin dediğin eşek dikeni. Eşek, öyle onun için mi acaba ola? Ya o büyük oluyor şuna. Evet. Mol çiçeği oluyor büyük. Üç tane. Bu bir tane de ben. Tamam. Şu öğretmen gibi sen de vallahi şeker içiyorum. Çay içerdiniz bu. Böğürtlen yorgunluğa iyi geliyor bak. Allah razı olsun. İyi duvarsın ahirette. Belagıza gömeyin. Hep beraber inşallah. Kimseye belagıza göstermez. Amin. Allah bizi dinlesin çocuklarım. Şifadetleri deva olsun. İlk ay kalk şimdi. İyi, acı olmasın. Bu çok artmış bunu. Evet. Bilemedik çayı. Nasıl olduk pek güzel olmuş. Sağ ol, eline sağlık. Bu yaprak çayı açılıyor ya. Yaprak çayı, gül açılıyor. Hmm. Vay, şuna da peynir. Ben de ömürden getirdim. Dedim size, siz yollara gidiyorsunuz. Kuz ben ne bileyim ben, siz ben çekiye. Seni çağırdım, çekiye gidiyor sandım ben size. Dedim, çekip bir bak, valla kölge. Bunun dedim, oğladı ne olsun. Nereye, valla duymadım. Katil kendin bağırdın da, ey dedin, sonundan ker çıktı sesi. Nereye? Ya, inan ben çok bağırdım ha işte, değilesin lan. Ya, o yüzden yanlış yapmadık. Gedici dedim ben sana. Bir de kuş buynuya gelsiniz galiba. Gelelim inşallah. Bakalım Allah'a. Bu dağmışlar. Kurumuş kuş, zayıflamış. Onlar yeni geldi. Onlar yeni geldi, bildi. Hmm. Bak onlar da köpek gidiyor, bir marşı gidiyor köpek onlar da, bilgi Allah. Köpek ağaçlamayacak bir daha. Maşallah, bakalım. Hmm. Yok, onlar gelemedi vallahi. Saptı ikiden yeni geldi. Onda keçileri vardı. Vallahi bunlar da emin ama satar da. Bunların köpekler gidiyor. Köpekler gidiyor. Sattılar. Aha. Bunun ardında gezmeye köpeklere çıkarıyor lan köpek ağzına. Vallahi helal olsun diyeyim. O köpeklere. Helal olsun. Heh. Vallahi helal olsun. Bunlar da bu kadar. Ardında nereye dayanacak? Ben bu dağları geze geze. Aynen Olur. Aynen bakalım kim çıkacak oralara. Çıkmıyor. Ola düzgün olduğundan iş olmuştur. Ben olmasa vallahi yukarı. Önden bunlar da kizliydi. Köpekle söyle, alışmadan. Baktı baş edemedi. Sonra vallahi göttüler. Yok gezemez. Abat geziyor bunlar. Buna çok adam olacak. Çok. 3-5 adam olacak. 3-4 tane adam olacak bunu gitmeye. Hele keçi. Keçi daha fena. Bizim keçi de var. Sorma. Keçiyi hiç tutaman galiba. Keçi hiç durmayın. Bizim de atından koşacaksın arkasından. Bunlar ne zaman olur ki acaba? Bir aya kadar. Görünür de orada var ama. Daha şey. Bir aya orada satışını satacaksın. Geleceksin. Bir de bunlar patatese gelirken gari. Patates. Dön gel bulun bir de sadece şey olmasın kuşbun. Dön gel işte sip git bak. Sen ona bak sen kekikleri falan toplatçın. Toplayıverdiler. Bu yıl kekik yoğurdu. Çok doğal. Götüreceksin oraya. Yani. Hmm. Kekik vardı burada. Evet. Biz geç kaldık ya. Biz de geldik. Daha şey, koca bunlara gittik. Koca tepeye gittik. İnan Şöhret geldi oradan. Daha şöyle. Şöhret sonra bulmuş. Biz bulamadık o gün mesela. O işi i̇şte bütün doğal ürünleri toplayacağım buradan ama işte. Toplayacaksın işte. Sen ediyorsun. Odaya götüreceksin evet. Aslında. Doğal doğal. Hiç patata maddesi olmadan. Vallahi baharatçıya gidiyorum. İçine başka bir şey karışık. Karabiber aldım. Karabiber hiç kokmuyor. Farklı bir şey ya. Onlar kendileri Ferla'da yetiştirdikleri. Evet yani. Hiç Ferhan'ı, kokmuyor. O dağlardaki misal. Kekik satılıyor ama onların kendi yetiştirdikleri kekler. Aynen, aynen. Doğal değil yani. Dağlarda olandan değil. Geldi. Hatay'da onunku da çok harika bir arkadaş getirdi. Etleri falan görmeyeyim. Hepsi illa kekik var mı? Kekik var mı diyorlar. Evet. Kekik karam şey pul biber. Kaynatıyorlar. Bak bizim kekikten şu gudağı attı. Bin bir derde deva o ya. Bak, kekik. Bak iki dal attım acıdır. Bir dal. Yeah. Kaynatıyorum çayın içine falan. Çaya bir dal attın. Hmm. Şöhret de çay atıyoruz ona da. Evet. Çok güzel oluyor çayda. Bir de poşet yolluyor verdim. Çok farklı yapıyor. Kendime tad olarak. Ben burada işte doğal yetişiyorum. Mazot kokusu almıyor. Aynen, yol aynen. Toz buz yok. De, hep de zirvelerde yetişiyor. Ondan sonra gübre yok. Yok. Hep doğal. İnsanın ömrü uzağı burada gerçekten. Şuna bakalım. Mis gibi hava. Sabah kalk insan acıkır mesela. Biz ne yapıyoruz? Hiç acıkmadan yemek yiyoruz orlardan.
Evet. Evet. Yatıyor mu, uyuyor mu? Cennet kokusu gibi değil. Buram buram koku gel. İşte dağların mis kokuları yani. İşte virüs i̇şte dolman işte. Ne virüs olacağım burlada? İşte olman olmaz. O keki kışın hiç olmazsın. Bu keki işte ama. Hiç kışın bir şey olmadığını. Bak kışın burada doktor tek durum. Kendine dikkat edecek. Biraz olsun eriştirecek araba yok. Tabii doğru. Kuş bunu, arabanız yok mu sizin? Kuş bunu ekşi gibi aldı. Mesela bir eşeğe gar yağıyor. Bilgi kentte gelmesin çıkamıyor ki. Ya. Kuş bunu ocaktan hiç eski olmaz kuzu neden. Kaynatır bunu içine. Eşeğin kekik. İzliyordum zaten. Kuş burada kar böyle öylece. Ondan sonra o çadırı falan yıktınız. Yeniden yaptınız. O yine yıkıldı. Bunu yani, nasıl atıyorsunuz siz? Dozer geliyor. Dozer geliyor. Gelmezse bizim traktör alalım biz açıyor. Açıp gidiyor izinden. Aynen. Bak bu çaydan suyu oraya taşıyorduk kovalarına. Koyunlar da çıkmadı. Koyunların sırtını geçti. Oo, nasıl yağmış. O sene afat yağdı. Saman. Buradan su taşıyorsun. Yaşmıyor ağzına sarıyorsun. Çavgın yüzüne çarpıyor. Ya. Ya, 200'de kalmasa valla koyunu da sulaması az değil. Kaç kere koca kovalarına 4 ben dönüyordum, 4 herif dönüyordu, 4 bunlar dönüyordusa bize 3 oyun suladığını düşün. Anam falan, anam falan kaslandı kollar şöyle olmuş kova taşıya taşıya. Kaslandı 10 kilo ağır geliyordu bana, şimdi 50 kiloyu falan kaldırıyor. Sabah akşam spor yapıyorduk. Şurların taşa döndü. Ha, yok kireçleme falan işte. Bak valla. Benim de öyle. İşleyen demir ışlağı dediklerini ya. Bir de 18 kiloluk kovala. 2 tane 32 kilo mesela. Ya su. Ya Allah ağzınızda. Beden mi Allah? Ya yeter canım. İş ne var abi? Ya yok değil. Ben gideniz fazla. Güzeller. Kışın dendirmeyi güzel mi buradan? Yok yok. Kış yaz buradayız biz. Kışın dedim burada alıştılar. Yani evinizde doğru falan iş etmeyeceğim. Evimize koyuyordunuz. Geçimiz olur burada. Vallahi burada yaşaması kışı da güzel, yazı da güzel bilgi. Kız yaşaması da kar falan olduğundan işte zor. Kar olduğundan sati yedin, içtin, buraya istifli getiriyorsun. Televizyon falan çalışıyor yatın. Kışın değil mi? Hepsi bu. O tane o zaman. Su evin içinde, girmedin şimdi. Eli ne yapacaksın daha? Yetecek. Su evin içinde, televizyonun var, buzdolabın var. Tamam, her ihtiyaç karşılamıyor içeride. Satı kışın buzdolabı aramayan her taraf buzdolabı. He, tabii. Canına da bova duruyoruz balkona. İşte bu. Pamur çayın buyur ya. Bebe İbrahim abi. Gerçekten doğal gibi hiçbir şey yok ya. Bak ben nefes alamıyorum. Bacaklarım ağrıyor. Bak. Bunlarla bir çıktım. Yemin ederim bak bilgi sen kadar filan işe... Bir saat yürüyemiyorum sabahtan. Öğleden sonra açılıyor. Görüyor musun? Bak. O mu? Ama da o mu? Doktor hep tavsiye olmasa yani. Bir fırtınası beni alıp oluyor. İbrahim abi. Tavşan karnı. Bir ayağım ağrıyordu. Bir dizim ağrıyor. Şu ayak bak şu eti kemiğime geçiyor. Aynen. Gitmeye şöyle ondan kere silkileyen de ondan kere geliyor. Geliyordu. İşte. Ondan kere bu şeylerden falan. Bu bükülmüyordu. Toparlayıyordum öyle. Öğleden sonra ne ekmedisi açılıyor. Açılıyor ya. Ya işte yürüye yürüye biraz daha iş yapıyorsun ondan sonra açılıyor. Bir buraya çıktım ne o bacak kaldı ne o nefes darlığı var. İşte bacıyordu o falan gidiyorsun işte ben de hareket ediyorum. Hareket adama bilmeyelim. Tabii ya. Sabah... Motosiklet alacaksın falan İbrahim Emre'den bineceksiniz sepete. Hareket alacaksın. İyi haş şöyle. Girin arabayı. Lefi. Evet. Hadi benim kocasını. Kim almış? Kaç almış? Kezban. 25 almış. 26 milyar demişler de 25 almış. Bir tane size lazım pakara giderken. Ay Cemal ama o 37 lakı vermedi 25'e. Gördün mü? Vallahi 25 almış. Sevil bilen gidiyor. Kadı kızının kezban. Her şey de aynı. Bizim Şerben Kezban. Mesela. Müslüman'ın gelin. He Müslüman'ın gelin. Onların tepe daha iyi olur. Gerçekten iyi yani. 25'i vermişler almışlar. Ya. Verdi diyor. Batça peyi olur. Her zaman soruyordunuz videolarda açıklıyorum ama biz koyunlara tedavi yapıyoruz diye. Bugün Recep de geldi. Recep'le beraber haftada 2 gün tedavi yapıyoruz biz bunlara.
Bugün de bu tedaviyi de çekelim. Nasıl yaptığımızı. Ayak tırnak bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları bakımı yapıp gerdirmezsek intihabı dağıtamıyorlar. Demek ki. Çek bakalım. O iğneyi ne de koydun Mehmet? Neyi? Bir daha iğne olur diye sende. Evet. Şurada. Evet. Niye öpüyor bunu adam? Aç ver. Bas. Evet. Tamam. Bırak. İşte. Önde de var mı? Güzel. Koy sen. Amcam demliklerin eline aldı bardakları da herhalde çayda köz yapacak. İçelim mi? Yapacağız şimdi. İçelim amca. Emikler de anneyle yavaş yavaş gidecek herhalde. Yudum kız. Arkadaşlar annem falan bir güzel çay yapalım. Annem bahçede. Gelin gel. Enik gelin bir deneyelim. Sudan geçecekler mi? Bakalım hangisi cesaretli. Ooo geldi bir. Hanım annemiz bahçenin dondurmaya batıyor. Bahçe bitti artık tamam. Bahçe kuruyor. Ne kaldı son kalanları topluyor. Ana ne ettin? Ha? Topluyor mu? Vallahi son kalanlar olacak herhalde galiba. Değil mi? Bitti mi? E tamam anne Allah bereket versin. Bak daha yine çok. Sulayacağız mı bunları bugün? Sulayalım bu patates eşe. İyi açayım ben şeyi de. Patates. Yine mısırı koyduk. Ve de bu oldu. Oh, Recep çay içine, mısır içine bakıyor. Bir tane kamalya yapalım. He, oraya hiç gitmeye gerek yok. Kamalya yapalım diyor Recep. Şu köşeye yapacağız. Yok oraya olmaz ama oraya olur. Küçük bir kamalya. Aynen. Bitmedi mi şu sulama? Anne bitmedi mi? Hanım anamız. Buz gibi akıyor anladım. Anam neler toplamış. Yine meşhur bu sene kabaktan yine şansımız yüksek. Ana. Kabak bu sene yüzümüzü güldürdü. Kabak yazacağı. Şimdi Recep çayı yapıyor. Recep'e bir de Sattam'ın durumunu soralım. Hani Sattam merak edenler Recep'ten dinleyelim. Hani o bu olayı. Ne kabı? Çantayı mı? Getirin. Hadi gidiyoruz. Ne? Daha ateş yakacağız. Adam başı 3 tane demem. Sen kim yemeyecek?
Adından da. İçimiz dolu takviyedik hala. Bahçeyi tam ucu ucuna yetiştirdik. Benzin bitti, bahçenin sulaması da bitti. Tam yetti. Arkadaşlar, kabaklara bakın. Şöyle görsün. Anne! Turuncu kabak ne böyle lan? Turuncu kabak ne böyle? Turuncu kabak neyin nesi diyor? Arkadaşlar şöyle bir turuncu kabağımız olmuş. Bunu bilenler bir yoruma yazsın. Annem de kestane kabağı diyor. Kestane kabağı mı diyorum sanki? Biz ilk defa böyle bir kabak gördük. Değişik bir şey oldu. Bir tane böyle küçük çıkıyor buradan. Hadi gel anne. Sen hadi hadi hadi. Hadi bak soğuyor gel. Konuşuyor bu da. Mehmet senin şeye gelmiş. Foni miydi bunun adı neydi? He ne oldu? He ne oldu? Ha, eline veriyor be. El ver. Elin mi? Elin mi elin? Elin mi bakalım? Hadi ver. Mehmet'i bırakmıyor. Mehmet'in fonisi bu. Hadi. Yat da Mehmet bir. Yat. Yat. Otur. Otur. Otur be. Otur Fani. Sana daha çok şey öğreteceğiz Fani. Otur be otur. Otur. Onun nesli bir kaç yaşında. Şunu et yere eğdi oturacak yani yine. Oturttu onu. Otur diyeceksin oturacaksın. Ha oturdu bak. Ha ödüllendir şimdi. Ödüllendir ama. Kaşık getirmeyi unutmuşlar. Anamın kaşığı bak deneyle gösteriyor. O da kaşık. Ana. Yapacak bir şey. Şey aynen. Bugün canın sıkılmadı vallahi. İyi muhabbet ettin bak. Bilge abamına, Şahan abamına, Esma abamına. İyi oldu. Ana. He? Etçik sen de sütletini attın herhalde. İyi oldu. Kadınla neşe. Aynen. Sen de şu böğütle bir şeyinden edelim reçelinden bir gün. Şu içerilerden toplayalım. Şu kadar var da. Toplayalım da. Ondan da yapalım. Herife 10 kilo şeker. 10 kilo şeker mi? Çok değil mi? Kaç para şeker mi? Zaten kendi şekerli değil mi? Ana bu şeker dedim. Kendi şekerli. Herife 10 kilo şeker alıver diye. 10 kilo şeker alıver dersen o der, sana der ki şekerli şekerli banın banın yiyin diye. Zaten datlana şekere gerek yok. Zaten datlanıp şekerdir. 10 kilo şeker kaç lira der. Vallahi ben tatlı tutlu yemeyim. Nereye? He ben tatlı falan yemeyim de. Kime derse yesin de. Hiç bildiğim yok İlker. Aynen aynen. Adam tatlı tutlu yemeyim ne çıkıyor. Gerçi vermeyeyim ben bunu ayı. Tam olsun. Boyunların İğnesini yaptık, toparladım. Yorumlar da çok görüyorduk. Bir de yorumlar da sattığımı soruyorlar ayrıca. Sattım. Ne oldu sattım? Sattım 10 numara. Sattım, bir azıcık şişliğe kaldı, hiçbir şey kalmadı. Birazcık sattım. Şey bizim. Yok. O bence kurda gitmiş. Ne kurduna gidecek? Nazar değmiş. Sattım. Arkadaşlar maşallah dua edin de. Köpek iyileşsin. Üzülüyoruz köpeğe ya. Vallahi köpek. Bir aydır yatıyor anne. Evde bay bakıyor. Bir şişkinliği yere, oldu yenmedi bu onun. Yere çok güzel ne evde baktı. Evde neye de şimdi ayrı bir şekilde bakacak. Veteriner ne dedi? Vallahi ki bilemedi o da bilemedi. Yine falan vuruyor işte. 200 güne bir şey kalmaz onun. İnşallah. Şey yapmış ya. Şey o herhalde. Hapse mi yaptı? Bu geven. Geven. Ne şey dikenleri var ya ne diyeyim ona. Alış alış. Alış dikenleri diken gelmiş. O da hapse yapmış. Dişizi de hapse yapmış. Benim bir ay bura şiş gezme. Aynen. Alış dikenleri. Alış dikenleri anne. Şişti bura. Ya. O alış dikenlerinden. O alış dikenin bilmez zehirli oluyor. Nasıl oluyorsa o dökülenlik. Olaya patates attık şey etmesin. Nereye patates? Şimdi Recep burada oturuyor. Bir de onun koyununa bakalım. Nereye gittiyse koyun. Onun koyununu inceleyeceğiz Recep'in. Bişmez daha lan. Daha bişmez Recep. Ört onu ört. Daha yeni yaptın sen onu. Aynen. İyice ört. Amca bana çay koyar mısın? Tamam koyacak. Bismillah. Ha, Mehmet sen ki ne yapıyorsun?
Kut kokusu aldı. Birisi bakıyor. Ha. Baktığı için alıyor. Evet, dodanımızı da kaldırıyoruz. Anne benim iş nasıl? Süper ya. Hadi. Aşırı daha yukarı yola. Yalla. Anne. Vay canım vay. Ulan ne? Buzlu. Çayın nerede? Çayın işte. Ana bu iş iyi olmadı mı? İyi. Bir numara vallahi yaşadınız hani. Yukarı aşağı, yukarı, yukarı aşağı. Aşırı. Ya. Ya bir tane anam. Evet kalkıyoruz. Yukarı zirveye gidiyoruz. Koyuna bakmaya Recep'in. Güzel bir yolculuk olacak. Hem dağları göre göre gideriz. Bizim oturduğumuz yer arkadaşlar bahçenin kenarında böyle akşamları oturuyoruz. Güzel oluyor hava gün batımına karşı. Serin oluyor suyun kenarı bir de. Orada böyle muhabbetler yapıyoruz biz ailecek. Koyunlar çıkmışsa koyunlara bakacağız yukarıda. Geze geze gidelim. Hem de dağları tanıtmış olurum ben sizlere giderken. Böyle gideceğiz arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. Mandıra Dağı'ndan çıkacağız. Şöyle açıyı iyice açalım ki güneş batmaya yakın olduğu için görüntü ileriyi göstermiyor. Şu dağların güzelliğine yukarıdan daha başka bir güzel. Ben seviyorum. Bakın arkadaşlar sağda aşağıda çeşme var. Altıoluk yaylası bu da. Altıoluk Dağı. Bu bizim bulunduğumuz yerde Kefelik. Kefelik Dağı oluyor. Koyuna bakalım. Şu gördüğünüz en arka zirveler Beyoğlu Dağı. Yunan'ın karargahlandığı yer. Koğuşlandığı yer arkadaşlar. Koyun şu aşağıda evet. Şöyle köpeklere bakalım. Bunlarda bir şey var mı evde? Yok. Zirvedeki evimiz. Bizim yerimiz. Recep'in yaşam alanı. Koyun burada. Köpekler arkasından takip ediyor. İşte evet. Yalgıç'ın ayağı hala topal. O halde bir de koyuna gidiyor. Bağlıyorum diyor Recep. Kafasından sıyırıyor diyor. Şöyle koyunlar Ekizgaya mevkisine doğru gidiyor koyunlar. Recep'in işte bu yüzden rahat Recep. Bu yüzden orada oturuyor. Muhabbetine devam ediyor. Bakın şu an oradan kalktık. Bakıyoruz Recep'in koyununa. Köpekler devam ediyor arkadan. Alkız, balkız, yargı ve yargıç var koyunda. Balkız öne doğru gidiyor. Evet, Recep rahat rahat çayını, muhabbetini edebilir. Sıkıntı yok. Koyunları gördük. Şu gösterdiğim alana doğru gidecekler artık. Biz de yavaş yavaş eve dönelim. Çünkü burası uzak olduğu için benim drone'un şarjı yetmiyor. Gelip sadece 10 dakika veya 15 dakika oyalanabiliyoruz burada. Fazla oyalanamıyordum. Şu karşı dağdaki de bizim yerimiz işte. Karşı dağın aşağısındaki. Süper. Bu köpeklerin karakteri bizi günden günde şaşırtıyor. Arkadaşlar olay bu. Yani köpekler. Recep hiç gitmedi bugün. Kendi çıktı koyunlar. Kapısı açık kalıyor. Recep akşam gidiyor veya geceye doğru gidiyor. Koyunlar zaten gece geliyorlar eve. Kendileri giriyorlar köpeklerle beraber. Süper bir şey bu. Akıl, mantık, her şey on numara. Eve geldik. İnelim. Muhabbete devam.
Evet arkadaşlar, dodanımız geldi. İlkay, koyun nerede? Koyun, vallahi Recep, koyun çıkmış. İkizlere gidiyor, arkasına dört köpek. Zaten bu görüntüleri atacağım ben oraya şimdi. Şey olarak, orada da selfie konuşma yapalım. Süper bir görüntü yakaladık. Harika bir şey. Koyun damdan çıkmış, yaylımına gidiyor. Al kız, bal kız, yargıyla... Yargıç. Yargıç görevi almışlar, biliyorlar. Recep burada, çay, kahve, oradan patates, mısır. Bir de şimdi şeye bakacağız, yuduma bakacağız. Bir de ona gidip gelelim. Yudum nerede? Vallahi inanılması güç bir şey ama arkadaşlar güzel şeyler çıkarıyoruz. Şimdi bir de o sürüyü gördük. Köpekleri de gördük. Bir de şimdi diğer sürüye bakalım. Hani onun neredeler, ne yapıyorlar? Oradaki köpeklerin durumu ne? Bir de orayı denetleyelim, gelelim. Ondan sonra beraber Recep falan yorumlayacağız bu olayı. Yorumlarda da tabii sizden de bu olaylar için destek çıkacağız. Bana biri güzel bir cümle yazdı. Onu da biraz sonra açıklayacağım. Harika bir söz yazmış. Akşam falan annem falan güle güle. Hem güldük hem de çok sevindik. Gidiyoruz. Anne. Bu iş iyi olmadı. Niye biliyor musun anne? 5 kilo falan 60 kilo. Allah canım ağzın göbeklerine çıkmış. Bu iş hiç olmadı. Motorundan git, motorundan gel. Dudanı uçur, dudana bak. İlk ay sen beni boş ver de sen bir 7-8 kilo daha atmış seninki. Beni değil. Kimi? Ahmet alıştı 3-4 gündür bu da geliyor. İneklere bakıvereyim, ineklere bakalım. Ahmet de geliyor, benim ineklere bakıvereyim diye. Bir de ona bakıyoruz. İnekleri de bulacağız yani. Kadim'i Şafak aradı bundan önce. Aman abi köydeyim, ineklere bakıver. İşe gelin lisede falan girmiş mi diye. Birinin bahçesine girmiş mi diye. İnan bizim bu durum iyi. Ya isim. İsim. Bebe isim. İyi. Evet şimdi İlkay'ın sürüye bakıyoruz. Gönderdik dolanımızı. İlkay'ın değil, yudumun valla olsun. Ha, pardon anne, pardon anne. Yudumun değil, yudumun. İlkay hiç gitme o ardından. Eyvah. İlkay'ınki daha iyi o zaman. Kendi çıkıyor koyun, kendi giriyor yudumuna. Allah Allah. Valla bak. Bir de yudumun sürüsüne bakmaya çıktık şimdi. Koyun orada. Yine yoldan gidiyor bizim koyun. Yudum köpekleri hep yol boyu götürüyor. İleriden döndürüyor. Kendine bir lut girmiş galiba. Buradan da Ahmet'in ineklere gideceğiz. O diyor geç kaldık abi. Hemen benim ineklere bakalım, ben gideyim diyor. Evet sürümüz burada. Yudumu göremiyorum. Herhalde yol boyu yine gitti. Oralar da bir yerde yatıyor. Sinekleniyor. Sinek var çok. İyi güzel. Gitsin bizim sürümüz böyle yavaş yavaş. Akşam bir de dönüşünü karşılarız. Sıkıntı. Anne nereye gidiyor ya? Hayvanları kovalıyorlar şeyler. Ya kovalamadılar. Kim o lan? Ahmet'in hayvanları bulduk. Hayvanları kovalıyorlar Ahmet. Kim kovalıyor? Bakalım bir. Aynen, hepsi orada benim ya. Çocuk ne? Senin mi Ahmet? Evet, aynalarımızı bulduk abi. Çocuk kovalıyor lan. He? He, şuradan kovalıyor lan, şurada dede lan. Doğru, doğru. Şu ana tut. Ne yavaş. Ooo ne? Bu mısır kaplıyı sarmadık bunu da anne. Elini yakın. Aman al. Hala yanıyor.
yarı türlü yiyecek işte. Ne olacak bunun yanında? Ne eksik anne? Tereyağı. Turşu. Turşu eksik. Ha, turşu eksik. Turşu. Daha kuracağız turşuları. Uzun hocam. Ya turşunlar çok güzel oluyor. Ben de veren çekil bakalım. Saat kaç oldu? 7'ye gel. Ula bakalım. 7. 7. Saat 7 veca patates peşinde. Benim ekip sağlam. Benim ekip sağlam diyor. Adamın güvencesi var anne. 4 tane 4 kardeş bunun işi iyi yana bizinkinden de. Vallahi bizimki bir başına yazık. Ne diyeyim yanına cangızı salmayı düşünüyorum. Bundan sonra cangızı gönderelim olmazsa yanında. İkisi yapsın ne da. De anlaşamaz daha diye korkuyorum. Patatesiye kendi bakarız. Yapıyor işini. Bak iyi bakın. Her gün bunu közlersek kışa patates olamayız biz. Allah anam anam biz burada söküp söküp gömüyoruz bakalım o da yer aynı. Anne o da çok güzel ama ha. Gördün mü susuz. Çok güzel. Sulu değil. Sabahtan senin Mehmet'e bak 4 tane kızartı verdim ben yemeden yedim. Yağ da çekmeye biz bizim. Her sene yapalım bu işi. Şurayı yetsek şurayı yedin dediler. Edebiliriz anne. Şurayı patates ederim. Hangi köpeklerin karakterini çok seviyorsun anakı? Yudumgun. Yudumgun'u mu seviyorsun? Niye? Yudum vallahi bir başına götürüp getireyim. Balgız da bir başına 5 tane koyun 10 tane kuzuyu güttü. Koca bağırın. Balgız o tarafa gitti ya. He sen buradakini. Ben buradayım diye. Yudum garip ya ana. Yani. Çocuklar falan var yazık vallahi. İyi de oğlum çocukları var. Şimdi koyundan geliyor ya. Ona şaşırıyorum. İnsanın bir işten geldiğine çocuğuna zığır nasıl ya? Bu koyunları anne, içeri uyuyor. Köpeklerde içine iş aşkı var. Şimdi köpek karakteri damarından ben geliyor. Ben şaşırıyorum. Normal bir köpeği sen öteki kaç tane köpek yaptık biz bu işe kadar ilk sene? 20 mi? 28 tane. 28 tane köpek değiştirdik arkadaşlar. Ya bizle gidiyor da sürü biz geldiğimiz zaman bizle beraber geliyor. Öyle miydi? Ver getir. Abi, sürü... Ve getir derken yani en sonunda kaç senenin emeğiyle geldi bunlar. Sürüyle biri yazmış ki ana şimdi. Ha ne yazmış? İlk abi demiş. DM atmış Instagram'dan. Hı. Bu arada daha da yaşam ilk ayeti Nasref'e. Ya o abi demiş. Ekmek getirtiyormuş. Yiyeceğinizi getiriyorlar demiş. Koyun buldular bekliyorlar. Çamura battı bekliyorlar. En son olaya sapıtmışlar, kuzuyu bekledi, yer değiştirdiler de demiş. Aylıklı köpek nedir abi demiş ya. Abi demiş, babam annem falan evde izliyoruz demiş ailecek. Bundan sonra acaba ne olabilir diye düşünüyorlar. Ben de dedim ki, en son şey konuşmamız olacak köpeklerle dedim. Köpekler konuşuyor bizim dedim, yapma abi dedi. Her zaman abi. Hiçbir şey kalmadı, her şey oldu da. Vallahi oğlum burnuyla açıyor. Koyunları çıkarıyor. Önlerine düşüyor. Fingir fingir gittiği yere götürüyor. Gittiği zaman da biliyor. Getiriyor. Biz mesela dün bahçe işlerinde burada odun eşeği bir şey kırıyoruz ya. Kendi çıkardı böyle güttü 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 geldi. En son şu bizim bayırda gördük. Aynen. Daha diyorsun acaba diyor işte abi başka ne yapacağınız diyor. 2-0 önde başlıyoruz hani neye? Bunlar olmasa ne olur? Ya çoban tutacaksın ya biz burada olmayacağız. Aynen. Doğru mu? Vallahi oğlum saçı köpekleriniz gütmeyelim. Bu mesleği bırakırdınız siz bende. Yapmazım ben açık açık konuşuyorum. Vallahi yapmam. Yani dayanmaz ya. Vücut dayanmaz. İki sene falan güttüm. Gına geldi. Başka. Ya vallahi gütmeyeceksin. Koyun muyun dedim. Yağmurda gidiyor musunuz? Yağmurda gidiyordum. Sırılsıklam. Ya sırılsıklam eve gel. Bir bardak çay içemiyorduk Ayşe. Buraya gelip. Bir bardak evde sabah çık akşam gel. Akşam çık sabah gel. Ulan ne dedi? Ya oğlum dedi krediyle köpek mallısınız, manyak mısınız dedi. Krediyle köpek aldık. Ne kızı verdi? Şey. Poyladın ha öykü, o baba karı bir çift en iyi 9 yıl olmuş. 9 yıl oldu. 2,5 lira verdim. O zaman 2,5 milyondu. Tam 24 aya böldürdük parasını. Tam 24 aya. 2,5 lira. O zaman anne ciddi paraydı ya. O zaman bu ben çok vallahi köpeğe babam paramı. Çok hızlıydı. Bir de enik gelmişsin dedi. 5-6 aylık falan der lan. 6 veya 7 aylık olması lazım. O kadar paramı milli. Manyak mısınız? Recep'in kartı çektirdi. İyi ki almışsınız gördün mü? Ne kızı bir herif bu. Ama pazar gününe ana efsane video geliyor. Geliyor. Abi baba kadar sizin mi? Abi baba kadının soyundan sizde yok mu? Hepsi baba kadının. Bir tane enik var. Ta dedesine gitmiş. Baba kadayla öyküden de üstün.
annelerinden. Öykün oldu, ben de onu merak ediyorum. Duyuyor ya. Duruyor. Ayavuz abla duyuyor da. Artık yaşlandı, 9 yaşında. Ama bir enik çıktı, dedelerinin aynısı çıktı anne. Yani Poyraz'da Öykün'ün kopyası çıktı. Arkadaşlar pazar günkü videoyu kaçırmayın. Dev bir eniğimiz geldi meydana. Geçen konuşuyorduk ya. Belgesel gibi. Geçen konuşuyoruz. Yani 4 köpek birini koyuna sokmadığı zaman ne oldu? Geçen anlattık ya. Evet. Sürü adeptesi. Güçlü olan, zayıf olanı ayırıyor. Ayırıyor, öyle diyor. Şileyle Sattam elediler enikli anı. Zamanında da öyle. Eleyeni aşağıya, eleyeni aşağıya. Sattam da Şileyle annesini eledilerdi. O Poyraz Bağ'ya. Bak o olaya sahip olmadınız siz. Durmayordunuz. Babanın koç aldınız ya, içeri gitti ya. He. Yemin eden o Poyraz o koçu içeri sokmadı. Ben yaşmağımı çıkardım, koça bağladım, depede buydum. Sürünün içine sokmadık Poyraz. Sokmuyordu, sokmuyordu. Bizde öyle öyleydi. Karakterler, bizde Sattam öyleydi. Arap da öyleydi, Arap. Bir gün boyun gittiler, gece köpek yiyor, dama sokmadı. Babam diyor adamla, lan baba ne adam edecek, koyunu kuymaya, koyunun içine değil. Gettiğimiz koyunları perişan ediyordu. Köpek köpeği yakaladık. Gettiğimiz koyunları yiyordu gece. Vallahi yabancı mahlukatı sokmuyordu içine. O köpek. Ben de anlamadığım şu nokta. Mesela hepsi koyun değil. Biliyor musun? Onun nasıl bildi de o koçu ayırdı. Parıl parıl orada nefes koku, nefese koku, kaldı. Koku. Kokudan da. Koş giderse tayarsa nasıl eşek kadar bu para. Baban o taraftan, ben bu taraftan. Koçu şu arada kıstırdık. Koş da seseldi de öne durdu. Köpeğin eşesine. Aynen. Ondan kere o yaşmığımla bağladım köpeği de. Boğazından. Ben de sürüdü gitti. Düşün ya. O koku ana. Yabancı bir koku. Koçu da eve geldik de gece kattık içine. Kapadık. Bir şu videoyu yakalayamadık. Yakalarız onu da. Bir başkasının koyunu 3-4 tane bizim koyuna girince köpeklerin tepkisi ne olacak? Ayırıyor onları. İşte onu yakalayamadım. İşte yakalasan, o bir tane ayırdı derim ya ben sana. Kamu video olarak yakalayamadım. He, onu da yakalamaya olarak çalışıyorsun da başkasının koyunu kutsuz girmiyor. Mesela biz yaşadık mesela o olayı o bir tane içinden ayırdı vallahi. O yağlım da bazı zaman kanatlaşıyoruz. Bazılarının koyunu giriyor. İşte o tepkiyi kamerayla çekip göstereceğim. Arkadaşlar o zaman da o koyunu koyundan ayırıyorlar. Köpekler üstüne yumuşuyor koyunu. Bayağı bildiğin koyunu iteliyorlar ya. Bir kere rast geldim. Önüne geçiyorlar sürüye koymayacağız diye. Ama da daha vermiyorlar koyuna. Sadece kollayıyorlar. Şimdi bakalım anne toplanalım. Recep gidecek yaylaya. Anne tuhaf bir şey. Düğün iyi oldu. Va, kendine iyi bak. Bir gün de böyle sabah kahvaltısı yaparım burada. Buradan biber toplayalım, kızardan falan bir şeyler yapalım. Patates, biber. Sen ne istiyorsun? Yani böyle para sıkıntı değil. Sıkıntı yok. O ne olsa yiyor daha da onu. Ama ne güzel olmuş. Dükkanın eti bulun, bana yeter. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bir kusur işleriz. Aslında şimdi biz yudumun yanına gideceğiz. Yudumun gelişini de çekip sonlandıracağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Recep gidiyor bu arada. Arkadaşlar Allah'a emanet. Allah herkesin işin gücünü rast getirsin inşallah. Bütün dostlara selamla. Selamlar anacığım hadi. Mehmet'le işlerimizi bitirdik. Koyun gelmedi. Yudum yok ortada. Koyunlar da yok. Akşam oldu, hava kararıyor. Gece olacak. Mehmet bizim yudum yok. Koyunlar da yok. Yudum endişelenmeyelim koyuna. Yudum onların başına çarkarlar. Yani yudum olup da yoksa kesin koyunludur. Aynen. Şu bölgeye gitmişti yudum. Akşam o tarafa doğru gittiler. Bir daha da hiç ne göründüler ne sesleri geldi. Dün biraz kızmıştım, ondan yaptı herhalde. Erken geldin diye kızmıştım köpeğe. Niye bu saatte geldin diye. Herhalde onda bir şey var. Atta bizim aşağıda. Mehmet. Efendim. At salınmış yine, gördün mü? Bak aşağıya gitmiş. Ne bileyim. Dolaşıp gidiyor zaten. Bizim köpekler de nasıl kurtuluyorsa ayrı. Vallahi ayrı. Herkese onlara çektiler. Koyunlar burada arkadaşlar. Diğer tepenin arkasına gelmişler. Yudum kızım. Gel.
Mehmet. Efendim. Gördün mü bizim yudum hanımı? Ha, buraya sokmuş koyunları. Burada bekliyormuş. Bak. Niye böyle yaramazlık yapıyor gibi de? Ama yudum bir şeyler şey yapıyor. Yudum bir şey yapmaya çalışıyor baba. Yapabilirim sana koşuyor. Hadi yudum, hadi akşam oldu. Yudum oldu, tepedeymiş. Oraya çıktı. Gel. Yapma Mehmet. Kızım. Saat kaç oldu? Neredesin sen? Ha? Bak biz seni bekliyoruz orada. Memoş eve gideceğim diyor. Bırakalım seni dağda. Bırak. Mehmet. Yudum'la konuş bakayım şimdi. Sana ne anlatacak o? Yudum. Söyle bakayım niye gelmedin? Bırak mı koyunu kızım? Koyunları attın kızım. Ne oldu kızım? Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ne anlatıyor acaba? Sen ama buna var ya. Hep şey kıskanıyorsun sen bunu. Ondan şey yapıyor ya herhalde. Ya niye ya? Yudum. Ne yaptın? Kızım ne yaptın? Kızım ne yaptın koyunda? Mehmet diyor, baba diyor. Yudum diyor, aylık alıyor diyor falan derken. İşte bir de bu eksikti. Anam ponçik geldi. Mehmet kendini zorla maaşa bağlattı bile. Ponçik geldi, ponçik koyulmuş. Mehmet yanından çekil de kavga etmesinler. Allah. Çekil yapma hadi yürü. Uzaklaş. Bu için bu nereden bu salınmış bu? Mehmet. He? Yudum dağıtmadı bile kafasına. Hiç iyi olmadı. Bunu eve gidince hemen bağlayalım bak. Bizim ponçik salınmış. Bunun gelmiş. Bunun dağıtıyor belli olmaz. Yapma. İşte ben başımıza dert olmasın. Diye. Yuduma zararı olabilir. Gerçi yudum hiç kazımadı. Şey yapmadı. Takmadı bile. Koyuna devam etti gitti. Koyunumuz geldi. Yudumumuz da geldi önünden. Mehmet yuduma kızdı. Bizi ta buralara getirttirdim diye. Yudum gel. Yudumun yemeğini verelim Mehmet. Mehmet yok. Gel. Geliyor da gelir. Yudum gel. İle Mehmet'in arasındaki bağ da. Ha, Mehmet'in eneği geldi. Mehmet'in küçük köpeği geldi. Mehmet. Sen hiç küçük köpeğini sevmiyorsun. Onu sevmez olur muyum lan? Fani. Ne koduydun eline? Pani mi kodun? Funny. Ha funny koymuş. El veriyor Mehmet'e. Bak. Ver. El verdi. Pıçı ver. Arkadaşlar akşam oldu. Güzel bir gün daha geçirdik. Böyle muhabbet dolu. İstanbul yaşamı, köylü yaşamı, dağdaki kalanların yaşamı. Ortak bir söyleşi oldu. Güzel oldu. Allah'a emanet olun. Paylaşmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Bildirimleri açalım arkadaşlar. Hep beraber güzel günlere inşallah. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Allah'ım işinizi gücünüzü rast etsin. Hoşçakalın.